Eskişehir'in Hamidiye Mahallesi Kuzgun Kule mevkiinde saat 17.30 sıralarında bir örtü altı orman yangını başladı. Olayın duyulması üzerine ilk olarak Miyalıçık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bölgeye kısa sürede Eskişehir, Kütahya, Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçesinden de ekipler sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik ekibin 30 söndürme aracıyla sürdürdüğü çalışmalar sonucu yangın saat 22 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın bölgesine yapılan çalışmaları yerinde kontrol eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel çalışmalar hakkında şunları söyledi. Evet, bugün Eskişehir ilimizin Mihalcık ilçemizde üzücü bir olay meydana geldi akşam sularında. Bir orman yangını vuku buldu. İlk başlarda çok yüksek hızda bir rüzgar olduğu için tepe yangınına dönüştü. Hatta çok korkuya kapıldık. Helikopter talebimiz oldu ama akşam üzeri olduğu için sabah gelecek şekilde konuşlanıldı. Eğer bir sıkıntı olsaydı sabah erken saatlerde helikopter burada olacaktı. Biz çevredeki bütün itfaiyelerle, belediyelerimizle, orman teşkilatının Kütahya, Bolu, Ankara'dan gelen arazözleriyle Mihalcık Kaymakamlığımızın ve Eskişehir Valiliğimizin AFAD'ın bize verdiği büyük destek ile şu ana kadar yangının etrafını çevirdik. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. 10 hektar yani 100 dönüm alanda hem kısmen tepe kısmen de örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Civardaki bütün köy muhtarlarımız, köy vatandaşlarımız, yüzlerce vatandaşımız çok büyük destek verdiler. Biz hepimizi teşekkür ediyoruz hepsine. Yangın alanına gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler içerisinde bulunan 3 kadın memur gecenin karanlığında canla başla mücadele etti. Gece soğutma çalışmalarını sürdüren kadınlar 4-5 saattir yangına müdahale ettiklerini söyledi. Ardından çalışmayı sürdüren kadınlar soğutma çalışmalarına devam etti.